Merhaba arkadaşlar, bir programa daha hoş geldiniz. Bu hafta konuşmak istediğimiz konu Avrupa Merkez Bankası kontrolü nedeniyle özellikle Almanya ile diğer Avrupa ülkeleri arasında yavaş yavaş bazı sorunlar su üstüne çıkmaya başladı. Bu hafta konuşmak istediğimiz konu aslında bu. Bir de sizden ricamız bizi desteklemeniz, kanalımıza üye olmanız ve paylaştığımız videoları eğer severseniz de beğeni işaretle bizi desteklemeniz. Evet, zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi uluslararası piyasalarda AB'nin parasal birliği hakkında her zaman bir tartışma olmuştur. Malum biliyorsunuz Almanya Merkez Bankası'nı aslında 2008'e kadar tamamen kontrol ediyordu. Yine hala büyük bir kontrol aslında söz konusu olduğunu da söylemek lazım ama yavaş yavaş işler değişmeye başladı. Peki neden Almanya bunu özellikle yapmaya gayret ediyordu? O da çok basit. Eğer Almanya'ya bakarsanız Almanya'nın gerçekten hemen hemen ihracat ve ithalat dengesi olduğunu görürsünüz. Yani %50 yani her ürettiği malın iki maldan bir tanesini yurt dışına satarken bir tanesini de yurt içinde kullanıyor. Yani dışarıya eğer satış yapamazsa Almanya ekonomisi için bu ciddi bir kayıp. Aynı zamanda bu dışarıya sattığı malların %60'ını, %59, %60 civarında büyük bir kısmını Avrupa Birliği içerisinde satıyor. Bu da Almanya'nın Merkez Bankası, yani Avrupa Birliği Merkez Bankası üstünde neden kontrolünü getirmemeye çalıştığını her zaman bize açıklayan en önemli unsur. Neden? Çünkü diyor ki Almanya, Avrupa'da devalüasyon olması mümkün değil. Çünkü bir tane para birimi var ve birçok ülke tarafından kullanılıyor. Eğer para birimi devalüasyon olursa bu da Almanya'nın rekabetini ciddi şekilde etkileyecektir. Çünkü Almanya iyi malları ve pahalı yapıyor. Ama eğer fiyat istikrarı olursa ve enflasyon minimumda tutulursa işte bu Almanya'nın işine gelen bir olay, bir durum. Böylece mallarını satmaya devam edecektir. Ama bu diğer ülkeler tarafından her zaman bazı yorumlar, özellikle son zamanlarda sert yorumlarla artık itiraz ediliyor ve bunun değişmesi gerektiği söyleniyor. Mesela bakalım Almanya ile İtalya arasına, bir örnektir bu. İtalya ile Almanya arasında çok önemli bağlar var, ticaret bağları var. Mesela İtalya'nın kuzeyi, bu Avrupa bilinen, yani deniz, Akdeniz bölgesinde değil de daha çok içeriye doğru olan kısımları daha zengindir. Akdeniz'e olan kısımları daha fakirdir. Mesela bu Sicilya dediğimiz İtalya'nın güneyinde olan bölgenin yıllık gayri safi hasılası yaklaşık 20 bin euro olarak hesaplanıyor. Ama Lombardo gibi özellikle kuzeyde olan bölgelerin yıllık gelirleri ise 48 bin 50 bin euro arasındadır. Ve bu çok önemli bir fark İtalya için. Ve İtalya daha önceden ne yapıyordu? Avrupa Birliği'ne girmeden önce İtalyan lirası vardı ve bu İtalyan lirasıyla devalüasyon yaparak ekonomiyi bir şekilde dengede tutmaya çalışıyordu. Ama Avrupa Birliği düzenine geçince tek bir para birimi ve gümrükleri de kaldırınca o zaman elinden olan nedir? Rekabetçiliktir. Yani ne kadar rekabet iyi sağlarsanız, ne kadar fiyatınızı düşük ama kalitenizi o kadar yukarı çıkartırsanız bu malları daha çok satacağınız anlamına gelebilir. Ama sorun şu, İtalya, Almanya karşısında rekabetçi değil. Mesela İtalya'nın kuzeyi, yani bu bölgelerle Almanya arasındaki ticaret, Almanya ile Japonya arasındaki ticaret hacmidir yaklaşık. 50 milyar yanılmıyorsam, ona bir bakarız ama 50 milyar yanılmıyorsam euro civarındadır yıllık. Ve bu çok ama çok önemli. Pardon, 40 milyar euro. Peki ne yapabilir şimdi İtalya? O zaman İtalya'nın şu anda yapabileceği tek şey var. O da şu, insan, yani halkın maaşlarını bir şekilde üstünde baskı kurmak ve fiyatlar yukarı çıkarken maaşları yukarı çıkartmayarak rekabetçiliği sağlamak. Yani iş gücünü bir şekilde ucuzlatmak. Bu olduğu zaman da bu sefer politik olarak size bunun bir yansıması oluyor. İtalya'da özellikle belki duymuşsunuzdur ama son zamanlarda, son 5 yıldan beri özellikle ulusal siyasi partilerin daha çok oy kazandığı, Avrupa Birliği'ne terk etmek isteyen partilerin mecliste ve yerel aynı zamanda belediyelerde daha çok yer edindiğini görüyoruz ve duyuyoruz. İşte bunun temel sebebi bu aslında.
Çünkü Avrupa Birliği'ndeki bu Almanya'nın kendi düzenini ve düzenini bozmamak istemesi İtalya'ya bir hem siyasi hem de aslında siyasi ve politik olarak bir yansıması. İnsanlar hayır biz niye fakirleşelim, siz orada zengin olacaksınız diye, o zaman biz de Avrupa Birliği'nden çıkalım diyen insanların temsil ettiği siyasi partiler artık İtalya'da yavaş yavaş daha da öne çıkıyor ki eğer Avrupa Birliği bu düzeni biraz olsun değiştirmezse ve daha herkes için adil ve eşit olan bir seviyeye getirmezse, bu İtalya'daki örnek, diğer Avrupa'daki örnekler, mesela Macaristan'a bakarsınız böyle, Bulgaristan'da yine böyledir. Yavaş yavaş mesela Fransa, çok Le Pen'in partisi, hep bunların yansımasıdır. Peki Almanya ne demeye çalışıyor? Malum biliyorsunuz 2008 krizinden sonra Mario Draghi vardı Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda. Dedi ki ben burada varlık alım programı uygulayıp, yani Amerika'nın bir benzer programı uygulayıp buradaki zehirli toksik varlıkları alıp ekonomiye zararlarını minimuma indireceğim. Zamanı geldiğinde tekrar bunları geri satacağım. Böylece ne yaptı? Piyasaya para enjekte edebildi. Ama Almanya Federal Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi 2020 yılında bu Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın tahvil alım programının kısmen anayasaya aykırı olduğunu ve Merkez Bankası'nın sınırlarının ötesinde hareket ettiğine hükmetti ve böyle bir karar verdi. Bu aslında bir şekilde Almanya'nın hem merkez bankalarına hem de Avrupa Birliği üyelerine bir göz kırpmasıydı. Bu iş artık bitirelim. Biz bu iş normal değil, bu iş sürdürülebilir bir iş değil. Ama diğer ülkelerin buna ihtiyacı var. Fiyatların aşağı, daha rekabetçi hale gelmeleri, fiyatların aşağı düşmesi, kendi ekonomilerini de ayakta tutunabilmesi için Almanya'nın mutlaka bir yerde ödün vermesini bekliyorlar. Ama bu olmuyor. Almanya tam tersi hayır diyor. Daha iyi yapalım. Daha herkes, siz de o zaman bu seviyeye gelin getiriyorlar. Ve Almanya kendinden ödün vermiyor. İşte bu Almanya ile ya da güçlü böyle Avrupa ülkeleri, ki bunu Almanya'nın da Hollanda'yı da sayabiliriz. Bir şekilde Belçika'yı da sayabiliriz aslında. Bunlar gerçekten ödün vermek istemiyorlar bu sistemden ve bunlar onlar için bir kazanç. Enflasyon coğrafyadan dolayı değil, Avrupa Birliği bölgesi içindeki jeopolitik sorunlardan dolayı ülkelerin ana meselelerinden bir tanesidir. Parasal birliğin Avrupa üyesi ülkelerine bir bütünlük sağladığına inanılmasına rağmen her üyenin sorunları farklı olduğundan dolayı çözümleri de farklıdır ve bu büyük bir Avrupa Birliği içerisinde gerçekleştirebilecek bir olay da değildir. O yüzden dolayı bu sorunlar çözülürken ileriye doğru mutlaka bazı sorunlar arkada bırakılmak zorunda. Bunları Avrupa Birliği nasıl halledecek? Bu bir soru işareti. Avrupa Birliği'nin bütünlüğü ve kuvveti içinde ileriye doğru ciddi bir soru işaretidir. Avrupa üyeleri arasında ekonomik ve ekonomi sorunları çözme her zaman öncelikli ana meselelerden dolayıdır. Ama bu çözümler anlaşmazlıkları da beraberinde getirecektir. Çünkü özellikle güçlü Avrupa Birliği ülkelerinin bu çözümlere hemen razı olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü zenginliklerinden paylaşmak anlamına gelir ki işin aslı hiçbir zengin diğer bir daha az zenginle veya daha normal bir ülkeyle bu zenginlikleri paylaşmak istemeyecektir. Çünkü halkı artık zenginliğe alışmıştır. Bundan dolayı da bunun ben gerçekleşeceğine hiç inanmıyorum. Almanya kesinlikle böyle bir şeyi, ki Federal Mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu sinyal bunun istenmediğini, hoş görünmediğini de söylüyor Alman toplumu arasında. Alman toplumunun fikri her zaman çok basittir. Biz çalıştık, yaptık, siz de yapın. Ama herhangi bir üye kesinlikle özel bir çözüm olmayacak. AB'nin o yüzden dolayı geleceği ekonomik istikrarsızlık veya dengesizlik anlamında sosyopolitik bir dayanışmayı nasıl balans haline getireceklerinden ibarettir. Eğer Avrupa Birliği ileriye doğru sorunlarını halletmek istiyorsa mutlaka bu denge politikasını bütün üye ülkeler arasında bir şekilde sağlamak zorundadır. Evet, bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıda bir beğeni butonu var. Lütfen oraya basın ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.